Merhaba, hoş geldiniz sevgili seyirciler. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten dünyamız küresel manada önemli sorunlarla iç içe. İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda. Elbette ki neden söz ettiğimizi biliyorsunuz sevgili seyirciler. Korona ya da Covid-19 virüsüyle ilgili dünya ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyor. Elbette geçtiğimiz yıllarda domuz gribi gibi, SARS gibi pek çok konuyu alt ettik ya da çok az insanı yitirdik dünya olarak ama maalesef dünyanın yarısının etkileneceği ifade ediliyor. Bu yapılan bilim insanları tarafından açıklamalar gerçekten hepimizi sıkıntıya sokmuş durumda. Elbette ülkemizde de bununla ilgili tedbirler alınıyor, çalışmalar yapılıyor. Ancak bir meslek camiasının çok kıymetli başkanını sizlerle buluşturuyoruz. Bundan sonraki süreçte Esnaf Odaları Başkanları ve MTSO Başkanı gibi pek çok değerli başkanı sizlerle buluşturacağım ama gerçekten şimdi bile, şu an bile bu haftanın çok kritik olduğunu söyleyen uzmanlar var. Bu hafta evde kalamazsak salgını kontrol edemeyiz diyor uzmanlar. Ve kuluçka döneminden hareketle bunları söylüyorlar. Ama şu anda tanıştıracağım, buluşturacağım meslek camiası, mali müşavirlik gerçekten faturalarla, gelen telefonlarla ve hazırlanması gereken evraklarla tıpkı sağlık çalışanlarımız gibi takdire şayan ve alkışlanması gereken bir meslek camiası, mali müşavirlik. Ve dediğimiz gibi şu anda bu çalışmalar devam ediyor. İşte bu meslek camiasının geçtiğimiz günlerde de duyarlılık göstererek bir basın açıklaması yaparak Türkiye genelinde çok önemli bir çalışmanın içerisinde, odağında olarak bu konuya katkı veren, ne olduğunu kendilerinden öğreneceğiz elbette. Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Ersin Gökgün'ü ağırlıyoruz. Konuşacağımız çok konu var ama gerçekten önemli bir süreç. IMF Başkanı bugün bir açıklama yaptı. 2008 finansal krizinden daha kötü bir durgunluk yaşanabilir. Elbette meclisimiz çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulunuyor. Sayın Maliye Bakanı bu konuyu, bu krizi yönetmeye çalışıyor. Pek çok peş peşe yapılan açıklamalar var esnaflarımızla ilgili, iş camiasıyla ilgili elbette. Ama gerçekten bütün bu konularla ilgilenen, bürokrasiyle yakından takip etmesi gereken bir meslek camiası. Mersin Serbest Muhasir Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Ersin Gökgün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. Sayın Gökgün, tabii Sayın Başkan çok çalışma içerisindesiniz. Onları konuşacağız. İşte bugün şimdilerde çıkan hem kredilerle ilgili hem kısa çalışma ödeneğiyle ilgili pek çok mükellefiniz sizleri arıyor. Onları konuşacağız. Basın açıklamanızın içeriğini, beyanların ertelenmedeki çabalarınızı konuşacağız ama biraz önce IMF'in açıklamasını da söyledim. Gerçekten çok farklı bir dünyaya doğru evriliyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bu süreçte önemli açıklamalar yaptı. İş camiası elbette açıklamalar çok önemliydi, yerindeydi ama yeterli değildi, eksik olduğunu ifade eden iş insanları ya da iş camiasından başkanlar oldu. Özellikle koronavirüsten sonra Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasını bir ekonominin odağında olan bir meslek camiası olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Kanal 33 izleyenlerini selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Tabii izleyicilerimiz aslında biraz şaşırmıştır diye düşünüyorum. Bu ortamda tüm ulusal kanallarda olsun, sizlerde de aynı şekilde hep tıp hocaları ekranları işgal ediyorlar. Buralarda görüşlerini bizlerle paylaşıyorlar. Bizler de çok memnunuz. Çok değerli bilgiler alıyoruz. Tıp camiasını ben bundan dolayı da kutluyorum. Özverili çalışmalarından ve başta Sayın Bakanımız, Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere birebir bir şekilde sıcağı sıcağına toplumu aydınlattıkları için, toplumu doğru yönlendirmeye çalıştıkları için de teşekkür ediyorum. Tabii şimdi sağlıkla alakalı ciddi bir konu yaşarken
sağlıkla alakalı yaşadığımız bu süreçte bizi birçok ilgili alan tetikliyor ve ilgilendiriyor. Bu alanlardan bir tanesi de sizin de bahsettiğiniz gibi ekonomi. Bu sağlık probleminin, bu virüs probleminin ekonomiye sıkıntıları neler olacak? Bunları da konuşmak gerekiyor. Bugün bunları konuşacağız. Evet. Yaşadıklarımızı konuşacağız. Önerilerimizi konuşacağız. Olması gerekenleri konuşacağız. Çünkü Mali Müşavirlik Camiası olarak ekonominin, vergi boyutunun, özellikle vergi boyutunun tam ortasında önemli bir yerde bulunuyoruz ve buradan dolayı da her ne kadar bu süreçte istediğimiz, özlemlediğimiz reaksiyonu alamasak da, karşılığı göremesek de biz ülkesini seven insanlar olarak, vatansever insanlar olarak her zaman bu sosyal sorumluluk bilinci içerisinde üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Evet. Şimdi tabii sorunuzdan devam edecek olursak Sayın Cumhurbaşkanımız bir ekonomi paketi açıkladı. Ekonomik istikrar kalkanı dendi buna. Böyle bir paket açıklandı. Bu pakette 21 başlıklı bir paket. Ekonomi kısmını ben konuşuyorum. Hı hı. 21 başlıklı bir paket açıklandı. Öncelikle burada bazı sektörler sayılarak bunların muhtasar ve KDV ve SGK primlerinin erteleneceğinden bahsedildi. Şimdi bunun üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Hı hı. Bunun üzerinde ciddi anlamda durmamız gerekiyor çünkü buradaki sektör ayrımının yapılmasını ben şahsen hiç doğru bulmuyorum. Tüm dünya genelinde yaşanan bir krizi yaşıyoruz. Hı hı. Tüm dünya evet. genelinde bir kriz yaşanıyor. Ki efendim lütfen lafınızı unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ki Fransa efendim biliyorsunuz kırılıyor. 300 milyar euro para ayırdı bunun için. Elbette onlar gelişmiş ülkeler ama bizden de çok farklı gelişmeler olması bekleniyor ülke olarak. Zaten bugün bu söylediklerimizi bir İtalya olmamak adına da söylüyoruz. Evet. Hani ekonomiyi konuşuyoruz ama ekonomi içerisinde bu bahsettiğimiz olayları yapacak insanların evde kalmasını düşünmemiz lazım. Hı hı hı. Evde kalabiliyor mu, kalamıyor mu? Biz 10 gündür gece gündüz bununla uğraşıyoruz Fatih Bey. Hı hı hı. Sizler evet. de bir kısmını biliyorsunuz, tabii. şahitsiniz. Biz 10 gündür gece gündüz bununla uğraşıyoruz. Sürekli genel başkanımız bakanlıkta bunları anlatıyor. Yazılar birazdan konuşacağız belki onları da. Hı hı hı. Sürekli yazışmalar. Yani biz mali müşavirler evde otursun, tatil yapsın diye bunları söylemiyoruz. 110 bin kişilik bir meslek camiasından bahsediyoruz. 110 bin kişilik meslek camiasının her kişinin bürosunda ortalama 3 kişi olduğunu düşünecek olursanız 330 bin kişi yapar. Bu 330 bin kişinin de ortalama 4 kişilik bir aile grubu olduğunu düşünecek olursanız 1 milyon 200 bin kişilik bir topluluğa konuşuyoruz. Çünkü insanlar burada el sıkışmayı unuttuk artık. Evet. El sıkışmaktan kaçıyoruz. Çok böyle bir ortamı yaşarken 1 milyon 200 bin kişinin etki altında kalabileceği bir ortamda biz meslek camiamızı evde kaldırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Tamamen sağlık odaklı olarak bunu söylüyoruz. Ama tabii ekonominin çarkları devam ediyor. Ekonominin çarklarını evet. konuşmamız lazım. Ama ekonominin çarklarını konuşurken de sağlık mı para mı bunu konuşmak lazım. Elbette. Elbette. Bunu değerlendirmek lazım. Aslında bütün konuşmamızı bu doğrultuda şekillendirmemiz gerekiyor. Bundan dolayı burada şimdi sektör ayrımı yaptığınız takdirde ki ayrıntıları da bugün itibariyle duyuru şeklinde oluştu. Tebliği daha hazırlanıyor. Sektörleri bu şekilde ayrım yaptığınız takdirde bu sektörlere dahil olmayan grupların beyannamelerini vermek durumunda kalırsınız. Bunların ödemelerini almak durumunda kalırsınız. Ve bunların hepsinin hazırlanması içerisinde biliyorsunuz bakın vergide şöyle bir şey vardır. Sayın Bakanımızın şöyle bir açıklaması oldu.
Mesela Şubat beyannamelerini biraz böyle dağıtıyoruz gerçi herhalde ama. Toparlarız. Siz önemli olan Şubat beyannameleri gündeme geldiğinde, Şubat beyannameleri, Şubat'ın kazancı elde edilmişti zaten, şu an ödenen Şubat'ın kazancından ödenecek olan vergiler dedi Sayın Bakanımız. Biz ondan bahsetmiyoruz ki. Vergide tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsilat dörtlüsü vardır. 4T deriz biz buna. Şimdi siz tahsilata varıncaya kadar o tahakkuku gerçekleştirebilmek için muhasebe kayıtlarını yapıp bu muhasebe kayıtlarının akabinde de beyannameleri düzenlemek zorundasınız. Bu beyannameleri düzenleyen ekip zaten bunu normal süreçte ucu ucuna yetiştiriyor. Hı hı. Takvimde ucu ucuna yetiştiriyor. Bu haldeyken ve böyle bir kriz anında bu beyannamelerin sağlığını mı tartışalım? Meslek mensuplarınızın sağlığını mı tartışalım? Meslek mensuplarımızın ailelerinin sağlığını mı tartışalım? Çok doğru. Biraz önce bahsettiğimiz 1 milyon 200 bin kişi. Evet. Biz 10 gündür bunun telaşı içerisindeyiz. Bununla uğraşıyoruz. Dün itibariyle biraz karşılık gördü. Biraz anlatabildik kendimizi zannediyorum. Öyle bir noktadayız. Evet, bundan dolayı hemen toparlayacak olursak, buradaki sektör ayrımını bundan dolayı yanlış buluyoruz. Sektör ayrımı olmamalı. Amerika örneğinde olduğu gibi, diğer ülkelerde, Fransa'da, İspanya'da, diğer ülkelerde olduğu gibi 3 aysa 3 ay, 6 aysa 6 ay, kademeli de yapabilirsiniz. 3 ay birden yaparsınız, sonra bakarsınız gelişime göre 3 ay daha yaparsınız veya geri çekersiniz. Bunlar bunu yaşatmamız gerekiyor bizim sektöre. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi bir resesyonla karşı karşıyayız ve bunların karşılığı bir resesyon olmak durumunda. Evet. Yani ve 2008'den ağır geçeceği ifade 2008'den ediliyor. 2008'den çok daha ağır geçecek. Ben şimdi geliyorum. Ben evden geldim. Çalışmadım bugün. Büroma gidemedim, gitmedim. Sağlıkçılarımız ne diyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi geliyorum, yolda bakıyorum, bütün dükkanlar kapalı, bütün sokaklar boş. Ciddi anlamda bir resesyon. Tamam, bunun farkındayız ama sağlık her şeyden önemli. Her şeyden önemli. Sayın Başkan, neden maliye teşkilatı bunu hep sizler işte bir oluşum içerisinde tür maf ve odalar olarak müracaat ettiniz, görüşmeler yaptınız ki onu da sizden dinlemek istiyoruz. O süreçte neler oldu onu almak istiyorum ama neden bu kadar süre sonra? Mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasında bu olsaydı bir esneklikten bahsediyor yetkililer. Bu süreç esnek bir şekilde olabilseydi pek çok hani temiz olup olmadığı bilinmeyen evraklar mali müşavirin önünde olmayacaktı. Daha rahat çalışacaklardı. İşte şimdi böyle bir imkan geldi. Yıllık gelir vergisi beyannamelerine geldi. Ama bu daha önceleri yapılamaz mıydı? Bir bilgilendirmede mi bir sıkıntı var? Nedir sorun? Bir sıkıntı var. O kesin. Bu sıkıntıyı ben Sayın Cumhurbaşkanı'na yeterince doğru bilgilendirmeme yapılmadığını bağlıyorum. Sayın Maliye Bakanı da buna dahil edilebilir. Aynı şekilde bilgilendirmeye. Çünkü bakın burada bizim buradaki biliyorsunuz bizim TÜRMOP üst birliğimiz. Evet. Ve bizde başvuruları, bakanlık başvurularını TÜRMOP yapmak zorundadır. Biz yasayla kurulmuşuz. Yasadaki hükümler, yönetmeliklerdeki hükümler neyse onlara göre hareket etmek durumundayız. Hiçbir oda kendi başına bakanlığa başvuru yapıp da bu istemlerde bulunamaz. Tıpkı ama biz, Türkiye Odalar Borsalar Birliği tabii gibi. Tabii biz bu kararları alırken TÜRMOP'la tam bir akıl birliği, ortak akıl içerisinde bunları tartışarak yapıyoruz. İşte 10 gündür gecemiz gündüzümüze katılmış tartıştığımız şeyler bunlar. Evet. Bir açıklamayı yapana kadar bir gün tartışıyoruz üzerinde belki duruma göre. Bütün bunları yaşıyoruz. Şimdi bu süreci yaşarken bakın kurumlara verilen dilekçeler burada. Evet. Bu dilekçeler hepsi işte Merkez Bankası'na verilmiş. Hazine Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne hemen verilmiş. Hemen Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra mı bunlar? Sayın Hayır Başkan? Önce. Daha önce verilenler. Evet. Sonra olanlar da var. Tabii. Önce olanlar da var. BDDK'ya verilmiş. Sermaye Piyasası Kurumu'na verilmiş. Kamu Gözetim Kurumu'na verilmiş, Hazine Maliye Bakanlığı'na verilmiş, Gelir İdaresi'ne ayrıca verilmiş.
biliyorsunuz Gelir İdaresi Maliye Bakanlığı'nın alt kuruluşu. Evet. Şimdi biz bu başvuruları yapıyoruz ve bu başvurular akabinde de Sayın Genel Başkanımız bu görüşmeleri yapıyor. Bu izahatlarda bulunuyor. Ve meslek mensubunun mesleğin içinde bulduğu durumları anlatıyor. Bu dilekçeler öyle verilip evrak kayıtta da kalmıyor. Bunlar bütün hepsi anlatılıyor. Şimdi ben hatırlıyorum, bütün bu süreç, lafınızı unutmayın. Vergi haftasında da önemli bu konularda Ankara'da görüşmeler yapıldı. Heyet olarak, TÜRMOP olarak sayın yetkililerle görüşüldü diye hatırlıyorum. Ne dersiniz? Tabii yani sürekli görüşme halindeyiz. Yani biz özellikle vergi haftasında maliye teşkilatıyla zaten biz et tırnak gibiyiz. Yani mali müşavirlik haftasında sürekli iç içe bunları tartışıyoruz. Yerelden bahsetmiyorum tabii. Ankara boyutundan bahsediyoruz. Yerelde zaten çok daha kolay birçok şeyleri buradaki vergi dairesi başkanımızın da olumlu yaklaşımlarından dolayı çok daha rahat aşabiliyoruz bazı şeyleri ama Ankara boyutundan bahsediyorum. Şimdi bütün bunlar, bu girişimler yapılmış, bütün bunlar yapıldıktan sonra yani televizyonun karşısına geçtik ve olumlu da bunların ön şeylerini aldık. Yani bize söylenenler tabii haklısınız. Olumlu şeklinde gelen karşılıkları aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını görünce şaşırdık. Yani nasıl oluyor bu iş diye. Bilemiyorum, bir yerde bir aksaklık var. Bir şey var. Çözmemiz lazım. Çözmemiz lazım. Ama şimdi biraz tabii tepkilere de dikkat edilmeye çalıştı. Arkadaşlarımız çok sinirlerinde, çok gerildi, çok stres yüklendi arkadaşlar. Biz o arkadaşlarımızın stresinde ortak olmaya çalıştık bu süreçte. Ama sosyal medya başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra çok ciddi bir kampanya. Çok organize olmayan aslında bir kampanya. Kendiliğinden oluşan bir kampanya yürütüldü ve o kampanyadan sonra bugün yapılan duyuruda mali müşavirlik mesleğini gördük. Hani bunları yaşamamak lazım aslında. Evet, bunları yaşamamak efendim, lazım. Demin de söyledim Sayın Başkan, bu hafta evde kalmazsak salgını kontrol edemeyiz diyor uzmanlar. Geçen hafta kuluçka dönemi başlamıştı ve siz bir basın açıklaması da yaptınız. Bütün bunlara dikkat çektiniz. Bir paradoks yok mu? Yani bu gerçekten bir taraftan evde kal deniliyor ama bir taraftan da bu beyanları yetiştirin o Şubat ayı denilmek isteniyor. Kesinlikle bir paradoks var. Evet. Zaten bizim bütün derdimiz bu paradoksun var. Bunu da basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştınız. Tabii basın açıklamasıyla paylaştık. Sosyal medyada da bunların hepsini seviyeli bir şekilde tabii ki bize yakışan şekliyle yapmaya çalıştık. Ve bu şekilde bir süreci yaşadık. Hani bu beyannamelerin erteleme olaylarına, teknik kısımlara girecek miyiz bilmiyorum ama. Yani bu konudaki çabanız sonuç verdi. Çünkü onu da sizden almak isterim. Gerçekten bir önemli bir mücadele verildi. Hani birden oluştu dediniz ya. Bunu biraz anlatır mısınız? Yani bu bir anda olmadı. Bir birliktelik içerisinde tabii bunu gerçekleştirdiniz. Çok ciddi tepkiler oluştu. Gerek meslek mensubu arkadaşlarımız, gerek ben şöyle bir örnek vereyim size. Benim olması gereken anlamda yapmış olduğum bir paylaşımın altına benim bir mükellefim yorum yazmıştı. Herkes bunu konuşuyor şu an. Lütfen benim beyannamemi vermeyin. Cezası neyse ben razıyım diyen bir mükellefimle de sosyal medyada bunu bile yaşadık yani. Bunu bile yaşadık. İşin haklılığını anlatabilmek adına örneklendirmeye çalışıyorum. Bütün bu süreci bu şekilde yaşadıktan sonra Sayın Maliye Bakanımızın yaptığı açıklama çok daha manidardı. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun istek üzerine uzatıyoruz diye dedi. Yani yine meslek mensubundan bahsedilmiyor. Bizde mi bir hata var? Burada ne yapılmaya çalışıyor? İnanın bunu anlamış değilim.
İnanın evet. Anlamış değilim. Sayın Başkan, gazeteci arkadaşlarımız da bu konuları sizlerden gelen o haklı düşünceler bağlamında hem Sayın Bakan'a sordular hem de Deniz Zeyrek gibi gazeteci arkadaşlarımız gündeme getirdiler. Ve Deniz Zeyrek birkaç defa gündeme getirdi. Ve evet. Dünya Gazetesi'nin önemli bir gazeteci ağabeyimiz, büyüğümüz de Sayın Bakan'a sordu. İşte mali müşavirler böyle bir şey. O da Sayın Bakan da dedi ki dijital ortamda gönderiyorlar. Şimdi gerçekten bilgilendirmede bir zafiyet mi var, ne dersiniz? Bilgilendirmede bir zafiyet var, o kesin yani. Buna şu saatte inanıyoruz ama bunu aşmamız lazım. Bakınız, net olarak isterseniz o konuyu şöyle kapatalım. Gelişmiş toplumlarda idare edenler, yönetenler tabana ne kadar yakın olurlarsa, meslek örgütlerine ne kadar yakın olurlarsa ve bir kararı almadan önce meslek örgütleriyle ne kadar o konuyu tartışırlarsa en doğru kararı alırlar. Bu hepimiz için geçerli. Bizler evet. de yöneticilik İstişare yapıyoruz. İstişare çok önemli değil evet. mi Sayın Başkan? Bizler de yöneticilik yapıyoruz. Bu konuda bu eksiğinin giderilmesi gerekiyor. Sayın Başkan, tabii verdiğiniz mücadeleleri, beyanname ile ilgili, erteleme ile ilgili geleceğim ama şimdi sizi konuk alacağımızı anons ettiğimiz zaman, paylaştığımız zaman pek çok meslektaşımız lütfen bizim bu artık angaryalardan ve yaptığımız şeylerin kıymetini bilinmemesinden dolayı Sayın Başkanımız bir şeyler söylesinler. Ben de açılışta şöyle bir şey söyledim. Gerçekten Sayın Başkan, sağlık çalışanlarımızın eli öpülesi. Çok önemli fedakarlık yapıyorlar ve dün Sayın Bakan'ı izlemişsinizdir. Sayın Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Evet dedi, sağlık çalışanlarımızın arasında da koronavirüslü olanlar var. Sayıyı veremem dedi. Şimdi bundan hareketle biz bilemiyoruz. Ben meslek camiası olarak söylemek istemiyorum. Mersin'de bazı meslek gruplarından da şu anda sıkıntılı olan haberler geliyor bize. Ama meslektaşlarınızın olmayacağı ne malum? Yani böyle bir sıkıntı var ve sizler de fedakarca ve devletimize en iyi şekilde şu anda bile çalışıyorlar biliyorum. Ve meslektaşlarınız dediler ki lütfen bizim bu sorunlarımızı daha çok dillendirsin Sayın Başkan. Ben de bu soruyu size soruyorum. Bir sağlık çalışanları kadar fedakarlık yapan meslek camianız neden gerektiği, hak ettiği yere bir türlü gelemiyor Sayın Başkan? Peki, ben size bu soruya soruyla karşılık Buyurun. Vereyim. Örneklendirerek ve gündemden de kaçmamış oluruz böylelikle. Çünkü genele girecek olursak o konu çok derin, biliyorsunuz. Şu an bu alınan tedbirler doğrultusundaki Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama içerisinde de var. Çalışmayla alakalı sıkıntı yaşayan işletmelere işsizlik fonu üzerinden kısa çalışma ödeneği uygulaması var, biliyorsunuz. Evet, evet. Şimdi diyoruz ki meslek mensuplarımız aman beyanlar ertelensin. Sonuçta ertelenen beyanları da o arkadaşlar yapılacak. Yani kimse çalışmamak için bunu söylemiyor. Onun da altını çizelim ama işte bu evde kal etiketine uyabilmek anlamında aman meslektaşlarımız evde kalsın diyoruz. Hani angarya diyorsunuz ya, kısa çalışma ödeneğinin bu kadar başvurusunu ciddi anlamdaki, ki şu an azaltmışlar duyduğumuz kadarıyla, onunla ilgili de bilgi verebilirim. Başvurusunu ve belgelerini kim hazırlayacak şu anda? Kim mali hazırlayacak? Evden hazırlanabilir mi bunlar? Hazırlanamaz çünkü. Mecbur ekibinizi kuracaksınız, evet. Büronuza geleceksiniz, büronuzu açacaksınız, çalışacaksınız. Evden olur mu böyle bir şey? Hiçbir mükellef kendi başına bunu yapabilir mi? Yapamaz. Yine mali müşavirine müracaat edecek. Danışacak. Ondan isteyecek. Danışmayacak, isteyecek. İsteyecek. Bizzat bizim arkadaşlarımız yapacak bunu. Kim yapacak? Bodroları hazırlayacak. Aynen, bodrolar hazırlanacak. Diğer belgeler hazırlanacak. Karar alınacaksa, bunun karar yazı alınacaksa yazı. Önerilerinizi alacağım ama kısaca. Angarya diyorsunuz. Evet. Şimdi şu gergin ortamda, bu sıkıntılı ortamda bir angarya bunları daha da tartıştık biz. Şimdi dönüp de bundan para isteyebilir misiniz? Zaten iş yeri kapanmış, geçiyor. Zaten iş yeri kapanmış, işçilerin ücreti ödenemiyor. Bundan dolayı %60 dahi olsa kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılmaya çalışılıyor. Bu kadar sıkıntılı bir ortamda bir de bu işlem için ekstra para isteyebilir misiniz? İsteyemezsiniz. İsteyemezsiniz. Çünkü kapanmış. Bunu da sosyal sorumluluk içerisinde yapacaksınız. Evet. Bizim zaten yaptığımız işlerin birçoğu profesyonelliğin ödüne geçiyor. Bizim sosyal sorumluluk boyutumuz.
Sosyal sorumluluk boyutumuz işin profesyonelliğinin önüne geçiyor. İşte angaryalar böyle oluşuyor. Evet. Böyle oluşuyor. Evet. Efendim, beyan sürecini de Sayın Başkan'dan almak isterim. O süreçte neler yaşadınız? Çünkü en son bütün odalarımız bu konuda bir bildiri yayınladılar. Ama o da yetmedi. Pek çok imza verildi. CİMER'e yazılar yazıldı. Biraz o süreci de, verdiğiniz mücadeleyi de bu anlamda meslektaşlarınız için almak isterim. Ben küçük bir kısmını örnekle getirdim. Burada yapmış olduğumuz, evet. Lütfen görünüyor ön tarafa, evet, şöyle, Sayın Başkan. İşte yapmış olduğumuz yayınların, sosyal medya yayınlarının önce insan dedik. Önce insan, ki bizim basın açıklamamızda da bu var. Yaşam hakkı her türlü değerden üstündür dedik. Taleplerimiz bunlardır dedik ve bu süreci bu şekilde yaşadık, biraz önce de anlattığım şekliyle. Bunlar gayet insani istemlerdi. Bir kısmı karşılık buldu. Bir kısmı karşılık buldu. İsterseniz teknik boyuta da girelim. Lütfen. Kamuoyunu da bu şekilde bilgilendirmiş oluruz. Evet. Dün yapılan 126 nolu sirkülerle Şubat ayına ait Mart ayında verilecek olan beyannameler. Mart ayında verilecek olan beyannameler. Hangi beyannameler bunlar? Katma değer vergisi beyannamesi 26 Mart'ta verilecekti. Bu beyanname 24 Nisan'a ertelendi. Evet. BABS bildirimleri vardı 31 Mart'ta verilmesi gereken. Bunlar da 30 Nisan'a ertelendi. Gelir vergisi mükelleflerinin, kurumlar vergisi mükellefleri Nisan ayında verecekler e-defterlerini. Gelir vergisi mükelleflerinin elektronik defterleri de bu ay sonu, yine 31 Mart'ta verilecekken 30 Nisan'a ertelendi dünkü sirkülerle. Şununla ilgili sorular geliyor. İsterseniz onu da burada hemen kısaca değineyim. Bu sirkülerde uzatılan beyannameler içerisinde muhtasar ve damga vergisi beyannameleri yok. Yani Şubat ayına ait Mart ayında verilecek olan muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinde herhangi bir uzama yok. SGK dündü zaten. SGK bitti. Onunla da herhangi bir uzama olmadı. Ödemelerde bir şey var mı? Değişiklik var mı Sayın Başkan? Muhtasar, damga vergisi ve sigorta. Ve tabii ödemeler de zaten normal zamanlarında. Normal şeyde, yani o beyan döneminde ödemesi. 26 Mart'ta muhtasar stopaj, damga vergisi ve 31'inde de sigorta primi. Muhtasar ve damga vergisi için. Evet. Onların ödemelerinde hiçbir değişiklik yok. İlgili zamanlarında yapılacak. Evet. Biz de katma değer vergisi 26 Nisan'a, özür dilerim, 24 Nisan'a. Bir tek katma değer vergisi 24 Nisan'a ertelenmiş oldu. Evet. Evet, bu açıklamayı da yapmış oldunuz. Başka neler söylemek istersiniz bu konularla ilgili Sayın Başkan? Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalar bizim aslında bu değerlendirmelerden sonra bir miktarda genişletildi. Bir miktarda genişletildi ve genişletilerek bugün henüz daha tebliğ çalışması yapılıyor, duyurusu yapıldı. İsterseniz bu duyurudan bahsedelim. Evet, Sayın Bakan sanıyorum açıkladı onu. Tabii Sayın Maliye Bakanı da açıkladılar. Sayın Cumhurbaşkanı zaten açıklamışlardı. Onlarla ilgili de bugün bir duyuru internet sitesine kondu. Henüz daha ayrıntılı genel tebliğ çalışması devam ediyor. Şimdi burada sektörler var. Bir defa bu düzenlemede, bu ertelemede mükellef gruplarını ikiye ayırıyoruz. Kurumlar vergisi mükellefleri ve gelir vergisi mükellefleri olarak. Sektörel olarak yapılan açıklama, sektörel olarak yapılan erteleme kurumlar vergisi mükelleflerini kapsıyor. Gelir vergisi mükelleflerinde hiçbir ayrım olmaksızın tamamı uzatmaya tabi tutuldu. Bu işte yapılan değişiklik, ekleme buydu. Gelir vergisi mükelleflerinin tamamında bazı yükümlülükleri, bazı beyannameleri ertelendi. Neler ertelendi? Dilerseniz onlardan bahsedelim. Evet. Şimdi katma değer vergisi ve muhtasar, katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerinin verilmesi,
ki Cumhurbaşkanımızın ilk açıklamasında beyannamelerin ertelemesi de yoktu. Bu da sonradan eklendi. Sadece ödeme vardı. Muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi Nisan, Mayıs, Haziran aylarında verilmesi gereken beyannameler için 27 Temmuz'a erteleniyor. Hı hı. 27 Temmuz'a erteleniyor. Bu şekilde 27 Temmuz'da verilecek olan beyannamelerin ödeme süreleri ise normal ödeme sürelerine 6 ay eklenerek Ekim, Kasım, Aralık aylarında gerçekleşiyor. Yani Nisan ayına ait beyanname 27 Temmuz'da verilecek, Ekim ayında ödenecek. Mayıs ayına ait beyanname 27 Temmuz'da verilecek, Kasım ayında ödenecek. Haziran ayına ait muhtasar ve katma değer vergisi beyannamesi de yine 27 Temmuz'da verilerek Aralık ayında ödenecek şekli alıyor. Mart ayı beyannamesi yine hiçbir şey olmamış gibi, virüs falan yok gibi yine verilecek mi efendim meslektaşlar tarafından? Maalesef öyle. Onlara öneri boyutunda aslında ben dile getirecektim. Tabii onu ama... o zaman o şekilde alırız ama Mart'ı neden? Yani tamam. Mart ertelendi biliyorsunuz. İlk ertelenen beyannameydi. Beyannameler. 31 Mart'ta ama verilecek yıllık Mart gelir vergisi beyannamesi. Sayın Başkan. Nisan sonunda ertelendi. Nisan sonunda verilecek. Evet. Ama verilecek. Ama verilecek. Yani bunlar erteleniyorsa o niye Nisan sonunda neden veriliyor? Neden Sayın Başkan? Bu ayrımlar niye? Evet. Bu ayrımlar niye? Evet. Niye biz her şeyi istisnalar, kategoriler koyuyoruz? Ve en zor süreçteyiz şu anda. En zor öyle süreçteyiz. Değil mi Sayın Başkan? Yani bunu topyekün 3 aysa 3 ay, 6 aysa 6 ay ne var ne yok her şeyi ertelememiz lazım. Bakın bu süreçte madem söylediniz devam edelim. Kurumlar vergisi beyannamesi verilecek. Evet. Gelir vergisi beyannamesi verilecek. Geçici vergi beyannamesi var Mayıs ayında. Onun verilmesi lazım. Ondan sonra Temmuz ayında e-fatura ve e-serbest meslek makbuzunun yeni dahil olan mükelleflerin başvuruları var ki bu Temmuz'da yapılamıyor. Öncesinde mali mühür alınması lazım. İşte bunun hazırlıklarının yapılması lazım. Entegratör hazırlığının yapılması lazım. Bir süreç alıyor. Ondan sonra bu süreçte MuhSGK birleşimi var. Evet. MuhSGK birleşimi yapılması lazım. Sürekli ertelene bugünlere geldi. Yine ertelenmek durumunda. Yani Nisan ayında herhalde camianız eve bile gidemeyecek. Yani vergi incelemeleri var. Ciddi anlamda vergi incelemesi var şu anda. Birçok mükellefimize şey yapıldı. Taleplerde onu alacağım. Talepler ve önerilerde alacağım. Çünkü sanıyorum açıklamalarınızda birkaç madde bu konuda var Sayın Başkan. Var. Evet. Var. Sona doğru alalım onları. Bunların hepsi sıkıntı yaratacak başlıklar olarak. Ama bütün bu konuları Maliye Bakanlığı'na ve yetkilileri ilettiniz. TÜRMOP olarak tabii değil ki. Mi efendim? Tabii ki. Zaten bürokratlarımız hepsi biliyorlar. Biliyorlar ama bir yerde bir kopukluk var yani bir şey anlaşılamıyor ya da bir şey karşılık bulmuyor bir türlü. Evet beyanname boyutu bu şekilde ertelemeler bu şekilde gerçekleşecek. Bununla ilgili genel tebliği bekliyoruz. Bir diğer konumuz bu 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız ile ilgili ne olacak? Bunlarla ilgili bir muamma vardı. Çünkü sokağa çıkma yasağı ilan edildi biliyorsunuz. Biz oda olarak Mersin Valiliğine de başvuruda bulunduk. Arkadaşlarımızdan çok ciddi talep geldi çünkü. Büromuza gitmemiz gerekiyor, işlerimizi yapmamız gerekiyor. İşte beyannameler ertelenmedi ki bu ertelemeler daha çıkmamıştı o zaman. Ular yapılması gerekiyor ama sadece beyannameyle de bitmiyor. Şimdi yapılan düzenleme bunu bir nebze rahatlatacak ama sadece beyannameyle de bitmiyor. Şimdi bir büyüğümüz, bir meslek büyüğümüz beni aradı şunu söyledi. Ben dedi firmada dağıtılacak olan maaşların bodrosunu yapmam lazım. Ve bunun için de bürodaki dosyalar mı ulaşmam gerekiyor, büroda çalışmam gerekiyor. Nasıl yapacağım bunu dedi. Ve tek çalışan değer de verdiğimiz bir meslek büyüğümüz. Ondan sonra bunlar üzerine, bu istemler üzerine biz Mersin Valiliğimize yazı yazarak konuyu anlattık. Dedik ki işte biz böyle bir kamusal hizmet yapıyoruz. Bu kamusal hizmet doğrultusunda arkadaşlarımıza istisna hükmüne sokulmasını talep ediyoruz dedik. 234 kişi
bu şekilde. Mersin genelinde 65 yaş ve üzeri olan meslek mensubumuzun isimlerini TC kimlik numaralarında bildirdik. Ama maalesef ki içinde bulunduğumuz durum demek ki buna uygun değil ki Sayın Valiliğimizden bize bunun mümkün olmadığına dair geri dönüş gerçekleşti. Bu süreci de bu şekilde yaşadıktan sonra yapılan duyuru içerisinde bir nebze olayı çözecek erteleme şöyle gerçekleşiyor. 65 yaş üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefleri ile meslek mensupları açısından sokağa çıkma yasağının başladığı tarih ile sona ereceği tarih arasındaki dönemin mücbir sebep olarak kabul edilmesi şeklinde bu düzenlenmiş. Mücbir sebep olarak kabul ediliyor ve buradaki beyannamelerde tamamı yasağın kalktığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde verilecek ve bununla ilgili ödemeler yapılacak. Efendim şimdi şöyle bir soru geliyor aklıma. O yaş olarak büyük meslektaşımız o beyannameyi, o bodruyu yapması gerekmiyor mu? Yani sonuçta gitmesi gerekiyordu. O problem halen daha duruyor. Devam ediyor. O problem çözülemedi. Sorunlarınız i̇şte, devam edecek. Bir nebze çözdü bir nebze. Dememdeki kastım evet. Buydu. Bir nebze vergi çünkü boyutunda. Çünkü ona güvenmiş işveren. Ya bunun üstüne bir de beyannamelere ekleyecek olursanız kanunen vermesi gerekiyor. O arkadaşımız gerekiyor. Bütün işlerini kaybedebilir. İşlerini kaybedebilir yani. Beyanname boyutuna böyle bir çözüm geliyor. Henüz daha tebliği çıkmadı. Tebliği çıkmadı. Şu anda mecliste efendim bu. Meclis değil. Bakanlıkta. Bakanlık olarak. Bakanlıkta bir de mecliste olan konular var biliyorsunuz. Bu kısa çalışma ödeneği gibi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığı en az emekli maaşı 1500 lira olacak gibi. Kısa çalışma ödeneği tabii çok ilgili. Pek çok iş yerimizi ilgilendiriyor. Bu konuda nasıl bir özet anlatımda bulunursunuz? Şimdi kısa Sayın çalışma ödeneğiyle alakalı tabii yeni uygulama bir muamma. Bunları çözmeye çalışıyoruz. Bakanlıkla sürekli başvurular yapılıyor. İlk başta karşımıza çıkan işte 120 gün ve 600 gün yani işsizlik maaşına elverişli şartlar şeklinde düzenlenmişti ama şu an duyduğumuz kadarıyla meclise bir önerge verilmiş ve bunlar bir miktar aşağıya çekiliyor. Ve başvuruya eklenecek bir sürü gösterebilirim. Gülersiniz. Bir sürü belge var. Hani biz zaten sıkıntılı bir süreçteyiz. Burada çözüm üretmemiz lazım. Bu işin lazım. Şakası yok Sayın Başkan. Gerçekten yani, çok zor bir süreç. Evet. Yani 120 günü belgelemek üzere benden bodro bile isteniyor. 120 gün zaten kurum kayıtları içerisinde var. Benden niye bodro istiyorsunuz? Örnek olsun her diye şey söyleyeyim. Online evet. Olduğu halde. Bu gibi yanlışlıklar vardı. Çok ciddi bir şöyle bir yarım sayfa süren bir liste vardı. Bu fark edildi. Bu liste ya da mükellef grupları öncelikle ikiye ayrılıyor bu uygulamada. Genelge kapsamında mecburen kapatılan iş yerleri. Genelge kapsamında biliyorsunuz işte kafeteryalar, lokantalar, berberler, işte aklıma gelenleri sayıyorum. Elbette. Bu şekilde bunlar mecburen kapatıldı bu iş yerleri. Birincisi bu genelge kapsamında kapatılan iş yerleri. Diğeri ise iş gücünün üçte birini kaybeden, çalışma şartlarının üçte birini kaybeden işletmeler şeklinde ikiye ayrılıyor. Genelge kapsamındaki iş yerleri duyduğumuz kadarıyla genelgeyi henüz görmedik. Başvuru belgesi ve küçük bir iki işte vergi levhası gibi bir ayrıntıyla halledileceğini söyleniyor. Hemen iki evrakla halledilecek. Diğer taraftan diğer iş yerleri içinse bir karar ve bu üçte birlik kaybın yaşandığının belgelenmesi. Beyan da olsa belgelenmesi isteniyor. Böyle birkaç tane belgeyle çözülebilir hale şu an kavuşturulacağı İnşallah yetkililer tarafından daha söylendi. Daha da meslek camianızı yormayacak şekilde olur diye eklemek istiyorum. Sayın Başkan elbette başta da söyledim onlar çok kıymetli
Şu anda can kurtarıyorlar, fedakarca canlarını dişlerine takıyorlar ama gerçekten sizin gibi bir meslek camiası, mali müşavirler, işte madenciler, yani öylesine iç içesiniz ki şimdi bir nereden geldiği bilinmeyen, ki biz bile ekranda artık bunu söylemeye başladık. Sizi karşıladığımda sosyal mesafe dedim. İlk defa elinizi sıkmadım ki bütün konuklarımı öyle yapıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Çok hassas bir dönemde siz bu mücadeleyi vermeye çalışıyorsunuz devletimiz için, ülkemiz için. Bu anlamda önerileriniz, talepleriniz nelerdir? Nasıl bir açılımla bütün bunları, işte mesela kısa çalışma ödeneğinde sadeleşti dediniz. Elbette camianızın bunda yine katkısı vardır, önerileri vardır. Bu anlamda devlet erkanına neler söylemek istersiniz talep ve öneriler anlamında? Tabii aslında konuşmalarımız içerisinde değindik hepsine. Tekrar etmek gerekirse çok sıkıntılı bir süreçten geçiriyoruz. Evet. Bunu İşte duyduğumuz kadarıyla Mersin'de de vakalar, evet, maalesef, görülmüş. Maalesef. Bununla ilgili sağlık çalışanlarımız çalışıyorlar. Ama bu vakaların işte çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve ilerlememesi için de evde kal çağrısına uymamız gerekiyor. Bu evde kal çağrısına uyabilmek adına da üzerimize düşeni biz her zaman yapmaktan yanayız. Yapmamaktan yana değiliz. Ama bu kararlar alınırken mutlaka meslek örgütümüzün dinlenmesi gerektiğinin ben altını çizmek istiyorum. Burada yaşanan sıkıntıların, yaşanan gerçeklerin, reel olarak yaşananların mutlaka hükümetimizce, idare edenlerce ya da bürokratlarımızca değerlendirilmesi gerektiğini ve bu anlamda da dinlenilmesi gerektiğini söylüyorum. Çok net bir şekilde şurada hemen sayısına lütfen bakacağım. 17 tane sektör sayılmış. Gelir vergisi mükelleflerini sayacak olursak ya da saymayacak olursak 16 tane sektör sayılmış. Bu 16 sektör içerisinde bu ayrımı yapmak çok çok yanlış. Çok çok yanlış. Bu yanlıştan bir an önce geri adım atmamız lazım, dönmemiz lazım. Tüm mükelleflerimizi bu ertelemenin içerisine sokmamız lazım. Tüm mükelleflerimizi erteleme içine soktuğumuz takdirde mükelleflerimizi rahatlatacağız. İş camiasını rahatlatacağız. Ekonomik rahatlamayı da konuşuyoruz çünkü. Hı hı hı. Bu arkadaşlarımızı rahatlatacağız. Buna ek olarak da bu beyanları hazırlamak zorunda olan işte burada 16 tane sektör sayıyorsunuz. Geri kalanlarını hesap ettiğiniz zaman bu yaklaşık %50'ye tekabül eder. Net olarak söylüyorum. Şu an yapmakta olduğumuz işlerin %50'sini yapacağız biz. %50'sini yapmayacağız sadece ya da sonra yapacağız. Hı hı. Daha sonra yapacağız. Ertelemiş olacağız. Bu kalan %50 için çalışacaksak eğer diğer %50 için de çalışabiliriz. Bunda hiçbir beis yok. Hiçbir, hı hı, sıkıntı yok. Hı hı. Ama biz ne diyoruz? Doktorlarımızın çağrısına uyacaksak eğer, evde kal çağrısına uyacaksak eğer, mutlaka hiçbir sektör ayrımı olmaksızın, bakın vergi dairelerimize bile gitmiyoruz. Biz başından beri vergi dairemiz, başkanlığımızca iç içe bunları değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımız gitmemeye çalışıyorlar. Orada iş takip etmemeye çalışıyorlar. Elektronik yollarla bunları yapmaya çalışıyorlar. Vergi dairelerimiz de bu anlamda risk altında kalmış oluyor. Orada da yüzlerce çalışanımız var. Onların da bu çalışa, Sosyal Güvenlik Kurumu aynı şekilde. Buranın yüzlerce çalışanları var. Onlar da size hizmet üretecekler. Yani topyekun bu ertelemeyi, elbette, bizim gerçekleştirmek gerektiğini söylüyor. Ve tüm beyannameleri, bildirimleri bu zaman zarfı, bu süre içerisindeki tüm yükümlülükleri bu erteleme kapsamına sokmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Evet efendim, soru çok. Sevgili seyirciler, tabii yıllardır bizi takip ediyorsunuz. Ben Sayın Başkan'ı, meslek camiasını hep sizleri bilgilendirmek üzere alıyordum. Şimdi öylesine bir değişik, olağanüstü bir süreçteyiz ki bu konuları, ekonomiyi, ötelemeyi ve alınması gereken tedbirleri ve meslek camianızın vermiş olduğu mücadeleyi anlatmak durumunda kaldık. Oysa her yıl
sizler vergi yasalarını, çıkan kanunları, tebliğleri anlatırdınız. Özellikle bu tarihte. Özellikle bu tarihte Sayın Başkan. Ama çok farklı bir dönem. Şunu son olarak tabii yine sizin düşüncenizi almak isterim. Şimdi tabii ki meslek grubunu vermek istemiyoruz sevgili seyirciler. Elbette devletimiz çok güçlü. Elbette Sayın Bakan'ın, Sağlık Bakanı da dediği gibi önemli ilaçlar gelmeye başladı ülkemize. İnşallah bir an önce tedavisi olur ama ne yazık ki yine tırnak içerisinde mali müşavirler değil ama başka bir meslek camiası, önemli bir meslek camiası, kağıtlarla, evraklarla uğraşan bir meslek camiasından şu anda iki pozitif koronavirüs çıkan vatandaşımız var. Sağlık çalışanlarımız onlara emanet elbette ki. Onlar gerekeni yapacaklar. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaklar. Ama biliyorum ki onların, ki Sayın Başkan'la yine özel sohbet edeceğim, onların meslektaşları şu anda ona yakın olanlar, o mesleği icra eden, yakın olan meslektaşları şu an evde karantinadalar. Dolayısıyla mali müşavirler de bu anlamda bu ikili ilişkileri, sosyal mesafeyi gerçekten korumaları için gereken neyse yapılması lazım. Ama ben yine Sayın Başkan'a Nisan'ı sormak istiyorum. Nisan'da, Nisan ayında bu sorunları beratla dahil olmak üzere nasıl yapacaksınız, nasıl altından kalkacaksınız Sayın Başkan? Evde kal ve ne yazık ki koronavirüsün bu anlamda pek çok sorun yarattığını bile bile. Ya bu şekliyle olacak olursa biz evde kalamayacağız, o kesin. Evde kalamayacağız. Evet. Çünkü bu işleri yetiştirmemiz gerekiyor. Bakın Nisan ayında verilmesi gereken beyannameyi erteliyoruz. Yanlış söylemeyeyim. Hemen şöyle bakayım. Ekim ayını erteliyoruz. Evet. Temmuz ayında erteliyoruz beyannamenin verilmesini. Temmuz ayını erteliyoruz. Nisan ayındaki beyannameyi Temmuz'da vereceğiz. Ama döneceğiz. Nisan ayında Şubat'ı vereceğiz. Hani bu çok ciddi bir çelişki. Çok ciddi bir çelişki. Mart ayına vereceğiz Sayın Başkan. Nisan ayında Mart ayında verilmesi gereken Şubat ayının beyannamesini erteledik ya. Evet. 24 Özür Nisan'a. Dilerim. Evet, evet, evet. Bu beyannameyi vereceğiz. Evet, evet. Yani burada çok ciddi çelişkiler var. Evet, doğru. Çok ciddi çelişkiler var. Umarız bu sesinizi umarız bakanlığımızın bu sesimizi duymasını gerekeni yaparlar. Umuyoruz, düşünüyoruz, istiyoruz. Aklın yolu bir, bilmiyorum biz yanlış mı düşünüyoruz? Efendim örnekleme de yaptık. Bizim ya bir yanlış düşüncemiz varsa, yanlışımızı görürsek, duyarsak ona da seviniriz. Hızlı diyorum. Bir şekilde de ama gerekenler yapılıyor diye düşünüyorum. İşte biraz önce meslek grubunu söylemedim. Gerçekten evraklarla çok ilgilenen bir meslek camiası. Onlar bunu yaşadılar ve karantinada olan, evlerinde olan meslektaşları var. Dolayısıyla bu konular artık gerçekten çok önemli ve işin ciddiyetini bu anlamda yetkililerin dinlemesini ve duymasını elbette istiyoruz. Son bir cümle efendim. Bu kötü süreçte halkımızı sağduyulu davranmaya, aklı selim bir şekilde yetkililerin ve sağlık çalışanlarımızın özellikle söylediklerinden çıkmamaya özen göstermesini istiyoruz, talep ediyoruz, umuyoruz. Ülkemiz ve dünyamız inşallah bu sıkıntının da üstesinden gelecektir diye umuyoruz. Bu süreç içerisinde de hepimizin elini taşın altına sokarak üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesi gerektiğinden bahisle ben tüm izleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum. Sayın Ersin Gökgün, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası Başkanı. Efendim elbette ki girişgahınız sağlıkla ilgiliydi, yaşamdı. Önce sağlıktı ama meslek camianızın hem yaptığı mücadeleyi hem de çalışmalarınızı, bu anlamda fedakarlıklarınızı anlattınız. TÜRMOP ve Mali Müşavirler Odası Mersin ölçeğinde tüm odalarla istişare içerisinde bu sorunları kamuoyuyla paylaştınız. Önümüzdeki
önümüzdeki süreçte meslek odalarını, esnaf odası dahil olmak üzere yine seyircilerimizle buluşturacağız. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sorumlu yayıncılık anlayışı gereği değerli konuklarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Biraz önce Sayın Başkan da dediği gibi tıp doktorlarını, profesörlerimizi ve mikrobiyoloji ve enfeksiyon ve ruh bilimi ya da psikoloji anlamındaki pek çok değerli uzmanı konuk aldık, sizlerle buluşturduk. Ama yetmez, pek çok camianın sorunları var ve kamuoyuyla paylaşılması gereken önce sağlık diyerek, önce yaşam hakkı diyerek paylaşılması gereken konular var. İşte bunlardan bir tanesi, odamızdan bir tanesi Mersin Serbest Muhasebe Manevişar Odası Başkanı Sayın Ersin Gökgündü. Geçtiğimiz hafta Sayın Baro Başkanı'nı konuk aldık. Sizlerle buluşturduk Sayın Bilgin Yeşilboğaz'ı. Önümüzdeki günlerde de elbette ki diğer oda başkanlarımızı, sizlerle STK başkanlarımızı bu anlamda buluşturacağız. Sorumlu yayıncılık anlayışımız gereği. Hoşçakalın.